Üniversitede çocuklar var. Artık kiralar almış gidiyor başına. Her gün her şeye zam. Ha, şahsen mutluyum. Ama genele baktığım zaman değil. Nasıl mutlu olalım? Hadi biz mutlu olduk da gelecek nesiller ne olacak? Gelecek çocuklarımız ne olacak? Aa, okuyorlar, üniversitede okuyor. Okuyup da ne olacaklar? Gelecekten ümitli değilsiniz. 4 yıllık benim çocuk okuyacak. Bilmiyorum ne olacak. Şu anda bakıyorsun, okumayan daha iyi. Okutmayalım çocuklar o zaman. İhtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? İşte idare ediyoruz. Kendi yağımızla kendimiz kavruluyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Yani ben şu anda geçiniyorum rahat bir şekilde. Yani asgari ücret almadığım için geçinebiliyorum. Asgari ücret alsaydım geçinemezdim. Zor geçinirdim yani. Gene geçinirdim ama sıkıntılı geçinirdik. Gelecekten beklentim var mı? Gelecekten beklentim şu an çalıştığım şeyde standartlarda bir kariyer hedefli ilerlemek. Başka herhangi bir beklentim yok. Abi ne mutlusu ya. Bu devrede mutlu olur mu insan ya? Neden mutlu değilsin? Bak sıkıntı çok, para yok, dert çok. Bu kolay değil ya. Aynen böyle kardeşim. Durumlar iyi değil. Allah yardımcımız olsun. Olay peki, bu. Gelecekten beklentim var mı? Hiç beklentim yok. Vallahi hep billahi yok. Daha kötü olur, daha iyi olmaz. Bir şey yukarı çıkarsa aşağıya düşer mi? Düşmez. Şu anda da düştü mü? Düşmez. Bu bak, bu en iyi durumumuz. Bunun daha beteri olacak. Bu kesin yani, daha beteri olacak. Anladın mı? Şükrediyoruz Allah'ımız. Hadi görüşürüz. Allah sağlık ver. Yani ekonomi, tabii ülke olarak zor dönemlerden geçiyoruz ama yani bence milletçe sabretmemiz lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok fazla abartılıyor diye düşünüyorum. Yani tabii herkes benimle aynı düşünmeyecektir ama ben böyle düşünüyorum yani. Arkadaşıma sorun da yani. Gittikçe para kaybediyor abim. Yani döviz satışları yasaklandı zaten. Öyle bir şey, haber duydum ben. Yani ne kadar böyle sürecek bilmiyorum yani. Ne kadar kurtaracaklar? Günü kurtarmaya çalışıyorlar bence. Ne kadar sürecek bilmiyorum. İnşallah 35 lira falan çıkacak diyorlar dolarlar. Herkes dolar yapmaya başladı bir an. Durum biraz kötü yani. Onu söylemek lazım. İnşallah şu öğrenciler için vergi indirimi olacaktı. Öyle bir şey, öyle bir durum vardı sanki. Ben de onu bekliyorum. Bilgisayar alacağım zaten. Bilgisayar mühendisi tabii. Öyle işte abi. Bir gün önce Erzurum'daydım. Erzurum buradan daha ucuz ya. Burada farklı bir pahalılık var. Ekonomiden farklı, burada biraz daha şeylik var, pahalılık var. Bilmiyorum ki abi, onu bilemem. Abi bence bu Trabzon'daki pahalılığın sebebi de Arap turistlerin buraya çok fazla akın etmesi. O yüzden esnafı daha fazla kazanmak için yani Arap turistler mesela restorana geliyor ya, ona daha fazla fiyat gösteriyor. Türklere de ayrı bir fiyat söyleyemeyeceği için aynı fiyattan Türkler de, sebebi bu bence. Ekonominiz nasıl, iyi mi? Ekonomi, ben emekli adamım ya. Emekli adamım, maaşımdan geçiniyorum yani. Yetiyor yani. Ha, yetiyor ya, yetiyor ya. Ama benim öyle bir içkim, komarım, böyle oyun, böyle bir şeyim yok. Ondan, onlar olsa zaten ondan emekli maaşı alsan zaten yetmez. Peki abi hiç tatile çıkabildiniz mi aldığınız emekli maaşıyla? Bizim köyümüz tatil köyü ya. Ben Gümüşhane Torul'danım ya, yaylamız bizim tatil. Yani orası çok iyi ya. Diyesen denizlerinden de iyi yani. Kuşadası'ndan oradan da iyi yani. Yaylalarımız şimdi çok iyi yani.